Süleyman Özışık Bülent Arınç'ın özrü kabul olur mu? Ahmet Hakan'ın iddiasına göre Bülent Arınç Erdoğan'a mektup yazıp özür dilemiş, helallik istemiş. Kendisine sadece şunu sormak istiyorum. Acaba 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bir başka deyişle Erdoğan şu an hapiste olsaydı yine de özür dileyip helallik ister miydiniz bayım? Hiç sanmıyorum. Sayın Arınç, samimiyetinize kimler inanır bilemem ama size olan inanç beni terk edeli epey zaman oldu. Zira sizinle ilgili bildiğim, duyduğum, doğruluğunu teyit ettirdiğim çok fazla ihanet hikayeleri var. Ölmezsek bir gün onları da yazarız elbet. Bir defa şunu iddia ile söyleyebilirim ki FETÖ'nün TSK'nın içine sızmasında en önemli rol sizindir. Çünkü FETÖ isimli terörist örgüt TSK'ya en büyük darbeyi Bülent Arınça suikast iddiasından sonra indirdi. Bu suikast palavrası gerekçe gösterilerek kozmik odaya girildi. Bu sayede onlarca TSK mensubu haksız, hukuksuz ve uydurma gerekçelerle hapse atıldı. Onlardan boşalan koltuklara FETÖcü isimler getirildi. 17-25 Aralık sonrası terörist bu yapıyla mücadele edilirken isyan eden cübbemi giyip onları savunmak istiyorum diyen sizdiniz. Unuttunuz mu? İsterseniz günah galerinizi tek tek sıralayayım. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanırken başbakan olabilmek için perde arkasında hazırlık yapan sizdiniz. Çıktığınız TV programı sonlandıktan sonra kameranın kayıttan çıktığını sanıp çevrenizdekilere Merak etmeyin. Ben başbakan olduğumda her şey çok farklı olacak diyen sizdiniz. Birileri Erdoğan'ın aldığı kararları size ilettiğinde o kendi işine kendi kasetlerine baksın diyerek Cumhurbaşkanı'na nefret kusan sizdiniz. Kameralar önüne geçtiğinizde alaycı ifadelerle Erdoğan'a laf çakmaya çalışan sizdiniz. 7 Haziran sonrası CHP ile koalisyon kurmak için çırpınan, bu koalisyon kurulduktan sonra birilerine Yüce Divan yolu görünecek diyen sizdiniz. Bu parti Tayyip'in partisi değil. Bizim de bir özgün ağırlığımız var diyerek şantaja başvuran sizdiniz. Ben hala kral çıplak demedim diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aleni bir şekilde tehdit eden sizdiniz. Buraya kadar olan kısmı sizinle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Kendisi bu söylemlerinizi unutup size affedebilir. Ya milleti yaralayan söylemlerinizle ilgili kimden özür dileyeceksiniz? Mesela 7 Haziran öncesinde Melih Gökçek parsel parsel sattı diyerek seçim arefesinde partiye en büyük darbeyi indirdiğiniz için 17-25 Aralık'tan sonra bile cemaat dediğiniz terörist grupla ilişkinizi kesmediğiniz ve kendilerine her fırsatta destek verdiğiniz için, sizi bu suçlarınızdan dolayı eleştirenlere AK Parti'den para alan troller diye iftira attığınız için özür dilemeyecek misiniz? Ya 15 Temmuz darbe gecesi, ülkenin kadınları, gençleri, yaşlıları sokaklardaydı. Sarhoşu, ayyaşı, ateisti, dindarı ayrım yapmadan hep birlikte ölüme yürürken siz neredeydiniz?'' İnsanlar hain kurşunlarla delik deşik edilirken, tank paletlerinin altında lime lime olurken, bombaların altında parçalanırken neredeydiniz? Devletin malını FETÖ'ye parsel parsel sattı diyerek FETÖ'cü ilan ettiğiniz Melih Kökçek o gece Ankara'da canını ortaya koyarken siz neredeydiniz? Sizin o gece sokakta olduğunuzu söyleyecek Allah'ın tek bir kulu var mı? Yok. Madem ki bugüne kadar bunların terörist olduğuna inanmadınız ve 15 Temmuz gecesi inanmaya başladınız. O zaman soralım. Bugüne kadar hangi şehidin mezarını, hangi gazinin evini ziyaret ettiniz? Bu ülkenin bir vatandaşı olarak onlara bir teşekkür veyahut özür borcunuz yok muydu? Özür mü dilemek istiyorsunuz? Sorumlusu olduğunuz dönemde tüm itirazlara rağmen TRT'ye aldırdığınız binlerce FETÖcünün ismini vererek işe başlayabilirsiniz. Diğer devlet kurumlarına alınmaları için referans olduğunuz kriptoların isimlerini verin, helalleşelim. Olur mu? Özetle Bülent Bey, sizi kim affederse affetsin ama bilin ki şehitler affetmeyecek, millet ve tarihi affetmeyecek. Onların gözünde Abdüllatif Şener'den bir farkınız kalmadı. Bazı işler vardır ki o işleri özür değil, bedel temizler Bülent Bey. Bazı şeyler vardır ki hesabını vermekten kaçamazsınız. Bu dünyada olmasa bile öbür dünyada hesabı muhakkak görülür. Süleyman Özışık, internethaber.com